Evet, Netanyahu hani çok uzun yıllardır bazen aralar verdi gitti geldi ama çok da eleştirildi ama en nihayetinde hani isim üzerinden uygulanan bir politika değil bu. Arkasında hani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği iki ülke arasında yapılan anlaşmalar var. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığında Netanyahu'nun değil ama hani İsrail'in bölgede edindiği bir anlam var galiba. O sebeple Sayın Pekin size sormak isterim buradan. Bu soruyu da şuraya yönlendirerek yani askeri anlamda, savunma anlamında İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nasıl bir ilişki var ki bugün mesela Amerika bu kadar büyük bir destekle burada? Şöyle söyleyeyim. Şimdi İsrail'in devlet politikası olarak tek devletli çözümü dayattıkları açık ve net. Yani içeride bunlar şey istemiyor. Farklı ırk istemiyor. Yani ya diyor gidin ya da biraz evvel Sayın Büyükelçinin söylediği gibi apartheid rejimi. Yani azınlık hakları vermek suretiyle İsrail devletini içerisinde yaşayacaklar. Bu tabii yıllardır yapılan mücadeleye ters bir şey. Yani insanlar yerlerine veriyor. Şimdi bu konuda Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in arkasında, yani şu anda da arkasında. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi düzenlemeye çalışıyor. Zaten bu bölgeyi düzenleyip onun asıl gitmesi gereken yer Asya Pasifik. Oraya gidecek zaten. Şimdi burada büyük ihtimalle önümüzdeki günlerden itibaren İsrail çok daha fazla Amerikan planlarına, Amerikan projesine ve Amerikalılara, Amerikan parasına ve şeyine teknolojisine bağımlı bir ülke haline gelecek. Yavaş yavaş Çin'le yaptığı anlaşmalar var. Onları işte Hayfa Limanı işletmesi falan onlardan belki açılış şey yapacak, feragat edecek birkaç yer var. Ve dolayısıyla bizim bölgemizde, Orta Doğu bölgesinde yeni bir düzen getirmeye çalışacaklar. Tabii bu aniden olur mu olmaz mı, neden olur bilemem ama sonuçta bu doğrudan bizi de etkiliyor. Yani İsrail, İran'la, yani İsrail'in hesabı önce Gazze şeyleri halletmek, Filistinleri halletmek. Filistinleri halletten sonra dönüp Lübnan'daki Hizbullah'ın cephaneliği bitirmek. Yani çok cephanelik olduğu soruyor. 250 bin roketten bahsediliyor. Bilemiyorum tabii. Ondan sonra o bittikten sonra da cezalandırmak üzere İran'a operasyon yapmak. Yani operasyonu ya Amerikan desteğiyle yapacaklar ya da Amerikalılarla birlikte yapacaklar. Böyle bir Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e böyle bir görev vermiş olacak ve İsrail bunu yapmaya çalışacak. Yani önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle hem Suriye'de, bize yakın yerlerde, hem Doğu Akdeniz'de, hem de Batı Balkanlar'da buna benzer olayların çıkacağını değerlendiriyorum. Çünkü bütün buraları Rusya'nın kenar kuşağı ve bu kenar kuşağın önemi gittikçe de anlaşılıyor. Bu yeni dünya düzeni dediğimiz işte olaylar masa başında ya da ticari anlamda sıkıştırdıkça işte bu tip yerlerden olayların olduğu problemli bölgelerden, tartışmalı bölgelerden bu tür savaş haberleri gelecek, çatışma haberleri gelecek. Yani önümüzdeki günlerde. Bunu önce şeyle başlattılar, Azerbaycan'da başlatmışlardı ama Azerbaycan'da Türkiye, Azerbaycan ve Rusya iyi bir planlama yapıp bu işi hallettiler. Yani orada şey bırakmadılar, bir tartışmalı zemin bırakmadılar. Yine var ama en azından Ermenistan Türkiye'ye muhtaç. Yani nasıl muhtaç? Kapılarını açacağız diyecek, gidecek vesaire falan çalışma olanakları var. Orası halledildi ama bu bölgelerde bakın büyük ihtimalle bu artacak. Tabii iş şeye sıçrar mı sıçramaz mı bilemiyorum. Afganistan'da, Pakistan'a sıçrar mı sıçramaz mı bilemiyorum. Yani önümüzdeki dönem çok rahat bir dönem değil. Ve büyük ölçüde şeye çok iş düşüyor bizde. Diplomatlara çok iş düşüyor. Diplomatlarımızın yani bu işi savaşa vardırmadan Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde çalışması lazım. Yeniden bir düzenleme yapılması lazım bu konularla ilgili. Düzenleme derken yani şu anda da var belki ama biraz daha böyle daha kaliteli insan, daha fazla insan alıp buralarda diplomatlarımızın çalışması lazım. Aksi takdirde kendimizi çok zor durumda bulabiliriz. Yani gerçekten bir şeye doğru gidiyoruz. Yani bana göre şu anda Arap'tayız. Yani onlar şey diyorlar buna.
kontrollü kaos diyorlar. Şimdi kontrol falan kalmadı. Yani. Kontrol falan da bitti. Şimdi kaos içerisinde de her tarafsız el yordamıyla gidiyoruz. Onun için diplomasiye her zamankinden fazla ihtiyacımız var diye değerlendiriyorum. Şimdi siz kontrollü kaos dediniz. Yani sürdürülebilir bir krizi önce yaratmak, sonra o krizin o istenilen alanda kalmasını sağlayıp bundan bir menfaat elde etmek. Dolayısıyla şimdi sizin çizdiğiniz bu fotoğrafta bu kontrollü kaos kontrolden çıkabilir. Ama peki şu haliyle kimin işine yarıyor sorusu önemli. Onu soracağım Sayın Büyükelçime. Fakat şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi kullanılan dile baktığımız zaman dünyada hani basın her zaman konuşuluyor ve tartışılıyor. Birkaç notu paylaşmak istiyorum ben de. Mesela bu Hamas hastane ve okullara saklanıyor gibi bir haber yapıldı mesela işte BBC tarafından. Uluslararası medyadaki, uluslararası haber ajanslarının geçtiği haberlerde kullanılan fiillere baktığımız zaman orada şöyle bir şey var. Buyurun Sayın Pekin. Çok büyük bir psikolojik harekat, dezenformasyon, korkunç yani. Her şey fake hesaplardan yayılanlar, işte duyulanlar, sosyal medyada görülenler falan çok berbat bir şey. Yani. Evet, yani kontrol edilemez bir noktaya gelmiş vaziyette hakikaten. Kontrol edilemez derken hani kontrolü şu anlamda bilginin doğruluğu kontrol edilmesi meselesi üzerinden diyorum. Az önce mesela ekrana gelen o görüntü hakikaten bir kanıt olacak mı? Bir tane ses kaydı yine İsrail ordusu tarafından paylaşılmış. İşte saldırıyı Hamas'ın yaptığına dair. Hani bugün öyle bir teknoloji dünyasında yaşıyoruz ki herkese her şeyi söyletirebilirsiniz. Bu nasıl kanıt olacak sorusu. Baktığımız zaman uluslararası medyaya İsrailliler öldürülüyorlar. Filistinliler ölüyorlar. Yani kimin nasıl öldüğü belli değil. Hiçbir şekilde bir tarafı sivilleri hedef alan her taraf, her açıklama elbette bir uluslararası savaş suçu baktığımız zaman bu müeyyidenin altında ama hani orada da öyle bir fark var. Sivil kayıpların da Alman Deutsche Welle'nin yaptığı bir haberde yer aldı o. Hani sivil kayıplar da her zaman savaş suçu değildir diye. Yani bu notları hatırlatmak istedim izleyicilerimize. Bir taraftan da böyle bir şey yaşanıyor. Bu kontrollü kaostur şu anda yapmaya çalıştıkları şey bu dedi ya Sayın Büyükelçi İsmail Hakkı Pekin az önce birlikte dinledik. Size göre bu kimin faydasına bu kaos kimin işine geliyor şu anda? Amerika Birleşik Devletleri mi? Pardon, bana mı soruyorsunuz? Evet, size soruyorum Sayın Büyükelçi. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla tabii yani bir bölgede bir İran faktörü var, Rusya faktörü var, Çin faktörü var. Bakın Çin giderek bölgede daha fazla rol oynamaya başlamış vaziyette. Amerika herhalde bunları değerlendiriyordur. Bakın biraz önce paşamız gayet iyi bir şekilde işaret etti. Yani 2006 yılında Hizbullah'la İran İsrail arasındaki savaş, yani bu savaş hala işte Suriye'de, biz tabii PKK nedeniyle, PKK'nın uzantıları, Suriye'deki uzantıları nedeniyle kuzeye çok daha fazla yapsak da ülkenin güneyinde Şam çevresinde İsrail ile İran arasında bir çatışma devam ediyor. Yani işte 2006 yılında Hizbullah'la İsrail, Hizbullah'ın kazandığı ifade edilen bir savaş. Yani o da tabii işte belli değil ama yani İsrail'in istediklerini elde edemediği çok açık bir şekilde gözüküyor Hizbullah'la savaşta. Yani bütün bunlar gösteriyor ki bir İran faktörü bölgede var ve İsrail bunun farkında. Yani Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkiler çok karmaşık. Hiçbir uluslararası norma uymayan bir ilişki. Yani çünkü Amerika Birleşik Amerika'daki işte Yahudi lobisi seçimlerde Yahudi toplumun çok ötesinde bir rol oynayabiliyor zaman zaman. İşte Hollywood'un tamamen kontrol edildiği ifade ediliyor Yahudi lobisi tarafından. Bakın şimdi 2004 yılında yani önümüzdeki sene 2024 yılında Trump'la Biden tekrar seçime gidecekler. Evet. Trump kazanma imkanı var. Yani Biden niye acaba İsrail'e gitti sorusuna yanıt aramak
bakımdan soruyor. Çünkü hem Dışişleri Bakanı'nı yollamıştı hem Savunma Bakanı'nı yollamıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin eğer Orta Doğu'da planları varsa ve hakikaten Pasifik noktası, Pasifik'e gitmek istiyorsa İran faktörünü dikkate almak durumunda, Rusya faktörünü dikkate almak durumunda, Çin faktörünü. Yani dünya artık eskisi gibi iki